Evet. Karşımızda efendim doçent doktor Metin Ekinci var. Kendisi göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Evet. Hocam hemen sorum var. Sorum var. Yüzmenin faydalı olmadığı tek doktor. Aa evet. Yüzmenin her şey. Kardiyolojiye bak, ürolojiye, efendim ortopedi, beyin sinirce, aklına aa, ne gelirse hepsine faydası var. Güzelliğine bile faydası var. Bir tek. Hatta biraz klorlu sudan dolayı biraz alerjik durumlar yaşadığımız bir. Bir tek göze faydası yok yüzmenin. Çok ilginç. İlginç gerçekten, hiç aklıma gelmemişti. Ben bir soru sorabilir miyim? Bu ilk sorudan bahsediyorsam soru bu sorum. Bizim yönetmenin şikayeti. Benim de aynı zamanda. Aynı evet, biz onu tamam. Keşfettik kendisiyle. Sorun zaman. Gözde uçan sinekler, karıncalar diye yazmış arkadaşlarımız ama benim için şöyle bir şey. Ben size geldim, hemen şikayetimi anlatıyorum hocam. Böyle bir yere sabit baktığım zaman, özellikle tek renk bir yerse o benim için daha kolay oluyor. Böyle gözümün önünden bir şeyler hayatım akıp geçiyor. Ateş böcekleri üşüyor değil mi böyle? Böyle öyle değil, böyle kayıyor. Bir şey akıyor. Böyle bir ip gibi. İplikler, karıncalar evet. Tarzında tarif eder hastalarda evet. Nedir? Yani bunun iyi yanı %80 ortalamayla iyi huylu. Gözün içindeki jelin büzüşmesiyle alakalı bir şey. Proteinler görünür hale geliyor. Yani özellikle mavi gökyüzüne baktığınızda. Evet, bravo. Lambalara, böyle çok aydınlık lambalara baktığınızda görürsünüz. Evet. Ve unuttuğunuz zaman kaybolur. Yani hafızanızdan da çıkmış olur, görmemeye başlarsınız. Ama nerede benim bu ipliklerim dediğiniz zaman hemen bulursunuz. Yani, evet doğru söylüyorsunuz. Ben de ne zannediyorum biliyor musunuz? Zaman zaman çıkıyorlar zannediyorum. Tabii ne zaman görmek isterseniz o zaman görürsünüz. Ben görmek istiyorum, şu an bakıyorum. Göremediniz mi? Yok, gördüm. Gördüm. Dalga dalga. Benimkiler dalga dalga. Evet yani. Şey gibi. İplik iplik. İplik. Sineklikler gibi tarif edebilir aynen. Hastalar. %20'si de biraz da ciddi ve tedavi gerektiren durumlar. Yani ama göz içi. Şimdi gözüm kamaştı, sizi göremiyorum. 5 saniye 7 saniye gibi adaptasyon süresi vardır yani. Üveyiklerde, var mı? Tabii üveyikler, göz içi kanamalar ve en önemlisi tabii yırtıklı retina dekolmanlarında bu durum çok önemlidir. Hı hı. Bunların acil olanı zaten en önemlisi retina dekolmanıdır. Yoksa %80 kısmını alan proteinlerin çökmesine bir tedavi gerekiyor. Retina dekolmanı tam olarak nedir? Retina nedir ki dekolman ne olsun? Retina vücudun aynası, dışarıyla tamamen kontağımızı sağlayan aslında gözümüzün en iç sinir tabakası ve merceğinden içeriye düşen ışığı toplayıp beyine, sinire ileten bölüm. Bölüm. Yani ışık enerjisini kimyasal enerjiye, onu da elektrik enerjisine çevirip beyine gönderen doku. Vay be. Çok müthiş bir dokudur. Mikroçip yani, gibi bir şey. Yani Darwin'in bir lafı vardır, müsaade ederseniz. Yani her tarafı anlatabilirim, belki insanları kandırabilirim ama şu gözü nasıl kendinden oldu diye insanları kandırırım demiştir. Yani gözün harikalarla her noktasında bir hazine var. Yani her noktasında bir incelik var. Peki dekolman ne demek hocam? Dekolman retinanın yırtılmak mı? Retinanın yırtılıp arkadaki beslendiği damar kısmından ayrılması. Oo. Yani dolayısıyla enerjisinin, vitaminini aldığı ve sürekli en toksik olan ışıktır zaten. Televizyonun fişini çektiniz. Fiş çekildiği zaman ışıklar bir anda kararma. Yani ilk belirtileri zaten şimşek çakması, ışık saçılması gibi başlar. Yavaş yavaş görme alanında kayıplar, merkezi görmede kayıplar, okuyamama, görememe kademe kademe zamanla. Ne kadar zaman sürer retina dekolmanında bu saydığınız belirtiler? Yani ilk hastanın... Seyircilerimiz oturup kendilerinde var mı yok mu şu an bunu şey yapacaklar yani, ya da daha önceden oldu mu? Yırtığın yeri çok önemli. Orta hattan yukarıda olan yırtıklar ilk günde kendisini gösterir. Ama alt yarıda olan, altına suyun geçmesi, yer çekiminden dolayı geçse bile insanlar onu fark edemeyebiliyor. Bize aylar sonra bile başvurabiliyor. Muayene esnasında biz saptayabiliyoruz. Yani hocam peki yırtılma nasıl oluyor? Yırtılma içerideki jel tarzında bir kıvamında bir dokumuz var. Onunla bazı yapışıklıkları olan bir doku retina. Ya tabii önceliği olan yatkınlık yaratan şeyler var. Yani hastanın miyop olması, travma geçirmesi, katarak dahi her göz içi ameliyat retina yırtına neden olabilir. Yani yapışık olan yerlerden içerideki o doku büzüşünce sıkı yapışıklı olan yerlerden yırtıklar meydana getirip retina yırtabiliyor. Tabii birkaç tipi var bunun. Bu bahsettiğimiz yırtıklı retina dekolmanı. Yani şeker hastalarında görülen büzüşmeye bağlı bir dekolman. Bazı romatizman hastalıklarda, vücut hastalıklarında sıvıyla arkadan itip de dekolman yaratan durumlar var. Önemli olan acil ve hızlı müdahaledir. En önemli hayati şey burada yırtıklı retina dekolmanlarında traksiyonlar. Arkadan beslendiği yerden ayrılınca cerrahi bir an önce gündeme getirmek lazım. Yani bunun alternatif tedavisi, medikal tedavisi yoktur. Yani müdahale gerektiren, lazer tedavisi gerektiren veya bir takım cerrahi yöntemler gerektiren bir durumdur.
Biz sizin sorunuzun cevabını aldık mı? Ben aslında tam aldım da. Ben aldım. Ben aldım çünkü ne olduğunu çok iyi biliyorum zaten de. Benim sorduğum sorunun cevabını sen alabildiysen ben seyircilerimiz almadım. De almıştır. Yani ne gibi şeylerden şüphelenmem lazım ve çok rahatsız retina dekolmanı var mı diye. Şimşek çakacak. Işık saçılması, şimşek çakması. Gözde aniden bir şimşek çakıyor. Şimşek çakar gibi. Ve sonra görme kaybı başlıyor, merkezi görme kaybı kar başlıyor. Kar yağdı manzarasıyla insanlar sanki siyah kar yağıyor gibi hisseder. Çünkü kanamalar olabilir. Hı. Ve beraberinde görme alanında kayıp. Ağrı bu yapar mı? Hiç ağrısı yoktur. Hiç ağrısı yok. Buz gibi. Yani böyle kar yağıyor gözünün içinde. Kar yağdığı gibi ve yavaştan siyahlıklar çöker ve görme alanında kayıp olur. Ve bu birkaç ay içerisinde yavaş yavaş oluyor. Bir gün içinde olur. Bir günde oluyor. Üst yarıdaysa... Alt yarılardaysa birkaç ayı buluyor. Uzun zamanda fark etmeyebilir. Bizim en çok korktuğumuz zaten uzun zamanda. Yukarıdan delersen suyu değil mi? Şey yapar, altında az aynen, kalır. Retinayı ama dipten çeker, delersen bir günde gider diyorsunuz. Fark etmez yani onu, evet. Küp gibi bir şey. Yani aynen. Bir sıvı var. Bir sıvı var şeyde. Retinanın içerisinde. Üstten delik olursa böyle şey oluyor, birkaç ay sürüyor bu belirtileri vermesi. Üstten yırtık olursa sıvının etkisiyle, yer çekimiyle hemen dekolman olur. Üstten yırtık olursa. Evet. Alttan yırtık alttan olursa bir ay buluyor. Alttan olduğu zaman zaten yatışık olan retinin altına küçük küçük sıvılar küp geçer. Küp modeli uymadı hocam o tersine, zaman. Yani, küpü kafa aşağı çevireceğiz. Baş aşağı çevirmek lazım. Evet. Tamam, baş aşağı çevirelim o zaman. Bir tane sıvı var. Sıvı kaybetmeye bağlı olarak görmeyi kaybediyoruz. Hı-hı. Çünkü o sıvı bizim görmemizi sağlıyor. Yani retina kimyasal şeye çeviriyor. Retinanın olduğu yerden ayrılmaması gerekiyor. Peki tedavisi? Eyvah. Tedavisi erken safhada zaten yırtıkları anında argon lazerle poliklinik şartlarında 5-7 dakika süren bir şeydir. Etrafını sardığınız zaman yırtın bir ömür bir sıkıntı oluşturmayabiliyor. Ha, güzel. İkincisi yırtık üst yarıdaysa dediğim gibi hızlı bulgularır. Sadece göz içine gazlar vererek yatıştırabiliyoruz. Genç hastalar olduğu zaman dış müdahaleler var. İlerleyen yaşlarda içeride şeker hastalığı, kanama bir takım nedenler varsa vitrektomi dediğimiz içeri girdiğimiz ameliyatlarımız var. Peki çevresel görme ya da merkezi görmeden bahsettiniz. Bunlar nedir tam olarak? Çok bu kavramlara çıkar yani, mısınız? Özellikle insanlar evde otururken çevresel görmelerini bilmesi lazım. Yani ben televizyon seyrederken evet şuradaki saati görüyorum, şuradaki akvaryumu görüyorum. Bir alanın değerlendirmesi lazım. Sizinle şimdi göz göze bakıyorum. Bu bizim sarı noktamız sarı noktaya bakıyor şu an. Yani makülalarımız birbirine bakıyor. Ama sizi görüyorum, arkayı görüyorum. Evet. Bu bizim çevresel görmemiz. Hasta çevresel görmede daralmayı fark edebilmeli. Yani çevresel görmesini aslında oturduğu yerde test edebilmeli sağlı sollu olarak. İki tane olduğu için de muhakkak tek gözü kapatarak. Güzel, bir gözümü kapatıyorum, bakıyorum. Kapatacaksınız, şöyle. Evet. Şöyle bakıyorum. Bir yere sabit bakarken, evet. Sabit yere bakarken etrafta neler var onu beyin hafızı olaraktan bir yazmamız lazım. Peki sarı nokta hastalığını sormanın tam zamanı. O zaman evet. Evet, tam sarı nokta kaliteli gördüğümüz, insanların yüzüne baktığımız, saati okumayı, aslında görme fonksiyonu sinirdeki hücrelerin %50'sinin toplandığı, anatomik olarak tüm gözün içinin belki %1'ine denk gelen bir yer, çok küçük bir yer çünkü. En kaliteli, en sağlıklı gördüğümüz yer. Dezavantajı ne? Dışarıdan gelen ışık direkt orada odaklanıyor. Işık dediğim gibi retina için toksiktir, retina için zehirlidir aslında. Bir hayat boyu onunla mücadele ediyor, ışığın yarattığı etkileri bertaraf etmeye çalışıyor. Bir takım zararlı etkiler özellikle 60 yaş üstünde başlamaya başlıyor. Yani bu da en önemlisi sarı nokta hastalıkları. Yani insanlar yaşlandıkça... %90, %100 herkesin yaş ilerledikçe sarı nokta hastalığının ortaya çıkması mümkün ve meydana da geliyor. Herkes de kesin çıkar mı? Yani 60'ında çıkmadıysa 80'inde çıkar. Çıkmadıysa 90'ında 100'ünde muhakkak çıkar. Yaş müsaade ederse, yaş müsaade ederse her canlı bir gün mutlaka sarı nokta hastalığı olacak mı? Bir sarı nokta ikiyi katarak. Mutlaka olacak. Mutlaka olacak, evet. Son soru artık geldik bionik göze. Artık ya, evet, bilim kurguya doğru gidiyoruz. Yok. Biyonik göz nedir hocam? Yani bu şey mi? Bu bizim izlediğimiz bu Terminatör'deki şundaki bundaki falan öyle takma göz takıyorsunuz çatışı falan öyle bir biyonik şey. Biyonik göz tamamen retinanın fonksiyonu biraz daha taklit etmeye çalıştığımız bazı teknolojik şeyler. Radyo frekans dalgalarının, elektriklerin kullanıldığı bir şey. Alanı çok kısıtlı şu an. Sadece retins pigmentosa, tavuk arasında sınırlı. Yani tamamen ışık fonksiyonuna kadar düşmüş, etrafında sadece ışığı hisseden hastalara faydası var. Ya da FDA'nin şu an onayladığı hasta grubu sadece bu. Yani bahsedildiği gibi o taktığım zaman ben çok rahat göreceğim diye düşünmemek gerekiyor. Yani gölgeleri hissetme, burada bir masanın olduğunu, orada sizin oturduğunuzu hissedebilecek bir
elektrik dalgası veriyor beyne. Ama bazı sınırlamaları var tabii. Yani eğitim süreci çok fazla. Ameliyattan sonra bile aylarca odasında işte şurada buzdolabı, şurada çamaşır makinesi tamamen kendi fonksiyonlarını yapabilsin diye ev içinde. Yani ben taktım o müthiş eskisi gibi göreceğim gibi bir şey hayal etmemek lazım şu an. Ama sadece retinoz pigmentozla da sınırlı. Yaşının uygun olması lazım. Hastanın çocukken iyi görmesi lazım. Çünkü o görsel hafızayı kullanıyor. Evet ben masanın böyle bir şey olduğunu biliyordum deyip de ona benzetmesi gerekiyor. Entelektüel olarak, fonksiyon olarak eğitilebilir birinin olması gerekiyor. Çünkü bir eğitim süreci var. Biraz teknoloji kullanabilir biri olması gerekiyor. Ama hiç yoktan iyidir. Müthiş bir şey. Değil tabii ki bir sıfırdan her zaman büyütür. Hiç olmayan, güzel. Tabii kendi fonksiyonunu göremeyen biri için müthiş bir buluş şu an için. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Gerçekten buraya kadar yoruldunuz. Ben teşekkür ederim. Çok yayınlar teşekkürler. Teşekkür ederiz. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor.